Efendim, iyi günler. Bugün 24 Nisan 2021 Cumartesi saat 14. Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nin 85. yıl konferanslarının dördüncüsüne başlamadan önce dün 23 Nisan'dı biliyorsunuz. Öncelikle meclisimizin 101. yılı kutlu olsun. Nice yüzlü asırlı yıllara dileyelim. Ayrıca tüm çocuklarımızın da bayramını bir gün gecikmeli de olsa kutluyoruz efendim. Yani bunu söyleyelim. Efendim bugün konferans serimizin dördüncüsünde Sayın Profesör Doktor Oya Gürdal hocamız bize daha önceki adı kütüphanecilik olan, günümüzde bilgi belge bölümü olan bölümü tanıtacaklar. Dil Tarih Coğrafya Fakültesi içindeki ve dünyadaki yeri hakkında bizi bilgilendirecekler. Konferansımızın başlığı bilgi mirasının aktarıcısı ve yaşatıcısı bir disiplin, kütüphanecilik bölümü. Sayın hocam, Profesör Doktor Oya Gürdal hocam. Hocam söz sizin. Buyurun lütfen. Değerli hocam, ben de çok teşekkür ederim böyle bir fırsatı bize sunduğunuz için. Ben öncelikle çok zor bir görevi üstlendiğimi ve bunun üstesinden dilerim hakkıyla gelebilmeyi umut ediyorum. Ve ben de hepimizin içinde çocuk sevgisi, çocuk masumiyeti olan hepimizin ve tabii ki çocuklarımızın Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Nice nice 101. yıllar olsun diliyorum. Toplantı serisinin dördüncüsünü yapıyoruz. Bizim bölümümüzün sizin de belirttiğiniz gibi daha önceki adı kütüphanecilik bölümü. Ben kütüphanecilik bölümünü tercih ediyorum ama biliyorsunuz bilgi ve belge yönetimi bölümü oldu 2002 yılından itibaren. Dünyada biraz sonra sunumda da göreceğiniz üzere kütüphanecilik ve enformasyon bilimi adıyla gelişmiş ülkelerde özellikle anılmakta. Ve başlığı bilgi mirasının aktarıcısı ve yaşatıcısı bir disiplin kütüphanecilik bölümü olarak belirledim. Sunumu bazen böyle parçalı olarak yapacağım, bazen de doğrudan doğruya geniş açıdan sunmaya çalışacağım. Öncelikle bölümümüzün kurucusu şu anda yaşamakta olan ve kaybettiğimiz hocalarımızı, bölümümüzün kuruluşunda yurt içi ve yurt dışında emek veren ve destek veren bütün kuruluşları anarak ve büyüklerimize minnetlerimi, siz değerli katılımcılara, meslektaşlarıma, şimdiki ve geçmişteki biricik öğrencilerime, göz bebeklerimize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Dediğim gibi çok büyük bir onur ve çok büyük bir sorumluluk. Bölüm başkanımız Profesör Doktor Sayın Saçit Arslan Tekin'e de bu sorumluluğu bana verdiği için bölümdeki diğer hocalarımızın da görüşlerini alarak biz çok demokratik bir bölümüzdür. Onların istekleri ve onların talepleri doğrultusunda bölümümüzü temsilen ben sunuyorum. Eminim ki hocalarımız da bu büyük sorumluluğu layığıyla yerine getirecek bireylerdir. Her biri çok kıymetlidir. Cumhuriyet'in ilk fakültesinde bulunmak bizler için çok büyük bir onur, gurur. Fakülte adıyla ülkemizde ilk kurulan bir üniversiter yapıda bulunmak. Bu ilkin biz bölüm olarak bir başka ilkini, yani onun yavrusu da aslında Türkiye'de kütüphanecilik alanında üniversite düzeyinde eğitim veren ilk bölüm. O yüzden tabii ki bu kadar iki kıymetli kurumu ya da sistemi
sınırlı zaman diliminde anlatmak çok güç. Biz hocalarımızın öğretilerinden şunu öğrendik. Hocalarımız için fakültemiz kutsal bir alandı. Bölümümüz de bir aile yuvasıydı. Yani bizim ikinci yuvamızdı. Bizler de öyle bildik. Ve ondan dolayı da biz her zaman bölüme gelirken işe değil, yuvamıza gider gibi geldik. Öğrencilerimiz de bunu her zaman hissetti ve hissettiklerini belirttiler. Şu anda izleyen öğrencilerimiz varsa mutlaka hatırlarlar o görüşlerini, bizimle paylaştıkları güzel anıları. Şu sıralarda yaşadığımız koşullardan dolayı fakülteme ve bölümüme çok sık gidemediğim için çok özlüyorum. Ve ben şu sıralarda tekrar anladım. Bir de mezun olduğumda bir yıl ara verdikten sonra Bilkent Üniversitesi'nde çalıştım, mezun olur olmaz. İlk kurulan vakıf üniversitesiydi o sıralarda. Ve bölüme geldiğimde, asistan olarak geldiğimde demiştim ki ya bölümün bir kokusu var. Bizim bölümümüz kitap kokar. Mutlaka bilenler bilir. Kitap yoktur ama kitap kokar. O kokuyu çok özledim. Şimdi sizi bugün bir bilgi yolculuğuna çıkaracağım. Umarım bu yolculuk çok keyifli geçer. Zor bir yolculuk olacak. Yani duraklar olacak, nefesleneceğiz ama zamanınızı çok fazla almamak için biraz hızlı geçeceğim. Ve pek çok şeyi de hazırladığım, sunum sırasında hazırladığım pek çok şeyi de çıkartmak zorunda kaldım. Çünkü çok zaman alacaktı. Önce niçin bu başlığı belirledim, ondan söz etmek istiyorum. Şimdi bilgi aktarıcısı ve aynı zamanda bilgi mirasının aktarıcısı geçmişten bugüne, yani antik dönemden bugüne arşivlerin ve kütüphanelerin işlevi olmuştur bütün dünyada. Şöyle düşünecek olursak biz bugün Anadolu topraklarında bulunan Hattuşa'daki Kraliyet Kütüphanesi'ndeki kil tabletlere ve o dönemin uygarlık verilerine, yani Hattuş'un nasıl bir Hitit uygarlığının başkent olan Hattuşa'daki Kraliyet Kütüphanesi sayesinde ki uygarlığın diğer kentlerinde de kütüphaneler var. Oradaki kütüphane arşiv, bazen arşiv kütüphane olarak tanımlanan yapılardan büyük ölçüde çıkan kil tabletler aracılığıyla öğreniyoruz. Eğer kütüphaneler ya da kütüphane arşivler olmasaydı, onların bir arada tutulduğu toplu mekanlar olmasaydı ya da korunabilirliği sağlanmasaydı ki üzerinden çok deprem gördüğü halde, yangınlar ve istilaları uğradığı halde bugün hala erişilebilir durumda. Tabii kütüphaneler ve arşivler klasik dönemde de Anadolu'da çok büyük bir yer tutuyor. Çok şanslı topraklar üzerinde yaşıyoruz. Ya, o da bizim ayrı bir sorumluluğumuz ve gerçekten hem güzel yanı hem zor yanı olan çok büyük bir sorumluluk. Çünkü en başta bu bilgi mirası aktarıcılarını çok iyi tanımamız gerekiyor. Tarihimizi ve coğrafyamızı çok iyi bilmemiz gerekiyor. Dilimizi çok iyi bilmemiz gerekiyor. Atamız boşuna devrimleriyle birlikte o devrimlerini bütünleştiren fakültemizin de içinde bulunduğu kuruluşları kurmadı. Tabii zamanla bilgi kayıt ortamları değiştiği için kullanıcı homojen olmaktan heterojen olmaya evrildiği için, çünkü bilimin gelişmesiyle birlikte bir evrim süreci yaşandı ve konu uzmanlık alanları çok arttı. O yüzden daha özel, daha homojen kullanıcı gruplarına özel bilgi gereksinimlerini karşılamak üzere özel bilgi hizmetlerini veren sistemlere gereksinim duyuldu. Enformasyon ve dokümantasyon merkezi de onun ürünü olarak ortaya çıktı. Clearinghouse'lar ortaya çıktı. Yani sadece kendi sisteminde bulunan dermeye erişim değil, dünyadaki diğer dermeleri de bünyesinde bulunduran, örneğin British Library'nin bünyesinde böyle bir BLDS adını taşıyan doküman sağlama merkezi var. Ve Clearinghouse bunlar. Bunlar
hem derme sağlıyorlar hem de hizmet sunuyorlar ve yöneltme merkezleri var. Yani bunlardan bilginin nerede olduğunu, bilginin doğrudan duruyor kendisi değil ama dünyada ve yerel düzeyde ya da bölgesel ya da ulusal düzlemde bilginin nerede olduğunu söyleyen, kullanıcıya bu yönde rehberlik eden bilgi merkezleri. Şimdi o yüzden bilginin geçmişten bugüne aktarıcısı ve tabii ki bilginin coğrafi ve zaman engeli olmaksızın, hatta uzam engeli olmaksızın, gelecekte belki onu da yakın zamanda tartışıyor olabileceğiz. Bilgiye erişilebilir ve kullanılabilir hale getirme sorumluluğu da var kütüphanelerin ve diğer bilgi merkezlerinin. Tabii bu bilgi merkezleri bugün aynı zamanda bilgi erişim sistemlerine de evrildi ve gene kütüphanelerin bünyesinde bulunan veri tabanları, bilgi erişim sistemi olarak insan makine etkileşimli, tarama motorları, açık erişim sistemleri, çevrim içi kataloglara, bir başka de işte online kataloglara eklendi ve gene kütüphanelerin ve arşivlerin misyon, onların kullandığı yöntem ve teknikler örneklenerek ya da dikkate alınarak bu gerçekleşti. Şöyle bir şey söyleyeceğim mesleğime, disiplinim için. Belki bütün disiplinler için geçerli bu. Daha iyi bir gelecek yaratmak istiyorsak öncelikle geçmişe bakmak, görmek ve farkında olmak ve mümkün olduğunca analitik ve eleştirel düşünme yoluyla bugünü anlamak ve analiz etmek gerekmekte. Biraz önce söylediğim gibi antik dönemden bu yana birey için, topluluk için, toplumlar için, ulusal ve uluslararası düzende hem düşünsel, entelektüel, hem bilişsel, hem psikolojik, ekonomik, siyasi, estetik, ruhsal gereksinimleri bilgi ve bilgi kaynakları aracılığıyla karşılayabiliyoruz. Bu artık kanıtlanmış bir şey. O halde bu bilgi kaynaklarını bulunduran bilgi erişim sistemlerini geliştiren bizler hem bu sorumluluğun farkında olmak ve hem de bilginin kullanılırlığı ve mümkün olduğunca yayımını olanaklı kılmak için paradigmalar geliştirmeye çalışıyoruz. Kuramlar, modeller, yöntem ve teknikler geliştirmeye çalışıyoruz. Başka disiplinlerin yöntem ve tekniklerini bazen biz alıyoruz, kendi süreçlerimizi uyarlıyoruz. Bazen de bizim geliştirdiğimiz, biraz önce söylediğim, çevrim içi kataloglar ya da veri tabanı üreticileri ya da açık erişim sistemini var edenler arasında hem bulunuyoruz, yani insan gücü olarak buralarda çalışıyoruz, kütüphane otomasyon programlarını geliştiren sistemler gibi. Burada bilgi sayar mühendisleriyle birlikte bazen onlara danışmanlık ediyoruz, bazen orada çalışıyoruz ya da onlar bizim yöntem ve tekniklerimizden yararlanarak gene bu gelişim sistemlerini geliştiriyorlar. Disiplinimizin belki de bu andığımız iş süreçleri ya da sorumluluğu yerine getirirken bütün disiplinler gibi insan gücü yetiştirme yanında bilgi de üretiyoruz ve bütün bu süreçlerde temel bizim için değer etik değerler ve etik değerleri odağına alan bir disiplinden söz ediyoruz ve bu değerleri atıf gösterme ilkeleri, bilgiyi üretenin hakkı olduğunu anlatarak ve o konuda bireyleri bilinçlendirerek bunu uluslararası düzende nasıl gerçekleştirilebileceğine ilişkin eğitici ve öğretici görevimiz de var. Aynı zamanda insan makine etkileşimli bilgi erişim sistemlerinin özellikle o karmaşık hale gelen bilgi yorgunluğu dediğimiz ya da overload, information overload ya da information syndrome dediğimiz bilgi yorgunluğu ya da aşırı bilgi yükünü süzülmüş hale getirerek, sistematik hale getirerek o yönde sistemler tasarlamak ve o sistemlerin kullanılırlığını sağlamak da görevlerimiz arasında bulunuyor. Ben fakültemiz için şöyle bir çalışma yaptım. Belki bu sürpriz olacak. Dedim ki bizim fakültemiz 85 yaşında acaba
Ne kadar bölümümüz var? Burada 85 yaşındaki bölümlerimizi görüyoruz. Biz 60'lı yaşlardayız. Efendim 40'lı yaşlarda, 46 yaşında olan bir bölümümüz var. Biraz sonra söyleyeceğim. 30'lu yaşlarında ve 20'li yaşlarında, 20'lerin sonlarında olan bölümlerimiz var. Ona şöyle bir bakacak olursak, hepimizin bildiği gibi Türk Dili ve Edebiyatı, tarih bölümü, Sümeroloji bölümü, diller, özellikle Latin dili ve edebiyatıyla ilgili eğitim veren bölümlerimiz. Bunlar Sümerolojiyi, Hititolojiyi saymadım. Mesela antropoloji bölümü, burada Alman dili ve edebiyatı bölümü. Bunlar 80'li yaşlarında. Bu verilere bölümlerin tek tek web sitelerine girerek, onların tarihçe kısmını bulararak oradan kuruluş yıllarını tespit etmeye çalıştım. Veriler ona dayalı. Mesela bizim gibi 60'lı yaşlarını yaşayan bölümler arasında tiyatro bölümümüz var. Biraz fakültemizde de hangi bölümlerin olduğunu göstermek istedim. Fakültemizi bilmeyen ya da uzaktan fakülteye ilgi duyan bireyler olabilir diye. Gene 60'lı yaşlarda sanat tarihi bölümü var. Biliyorsunuz sanat tarihi, arkeoloji ve sanat tarihi olarak kuruluyor ama daha sonra ayrılıyorlar. Bizim bölümümüz var. Ve de Amerikan kültürü ve edebiyatı 64 yaşında, 67 yaşında da arkeoloji bölümümüz. Tabii bu ayrıldıktan sonraki yaşları bölümlerimizin. En genç kim diye merak edersek Çağdaş Türk Tehçeleri ve Edebiyatları bölümü 29 yaşında, 30 yaşında Bulgar Dili ve Edebiyatı Slav dillerine bağlı olarak eğitim ve araştırma yapan ve de Çağdaş Yunan Dili. Evet, bu kısa açıklamadan sonra şöyle bizim tarihçemize bir bakmak istiyorum. Burada şöyle büyütmek istiyorum daha iyi görebilin diye. Tarihçemizden, bölümümüzün tarihçesinden söz etmek istedim. Çok fazla tarihçenin içinde de boğmak istemiyorum ama tarih dediğim gibi yani üzerine her şeyimizi inşa ettiğimiz çok önemli bir çalışma alanı. Öncü çalışmalarla başlıyor Türkiye'de kütüphanecilik eğitimi ve Fehmet Ham Karatay Fransa'ya gönderiliyor. Adnan Ötüken Almanya'ya gönderiliyor. Ve döndüklerinde 1924 yılında Fehmet Ham Karatay İstanbul Üniversitesi Darülfünun'da ve Adnan Ötüken de Ankara'da biraz sonra söyleyeceğim üzere hem fakültemizde kurslarla, tabii Fehmet Han Karatay'la kurslarla başlıyor. Adnan Ötüken bizim fakültemizi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde 1940 ile 51 yılları arasında kurslar veriyor. Ki bizim bölümümüzün enstitü olarak, kütüphanecilik enstitü olarak kurulmuştur bölümümüz. 54 ve 55 akademik yılında kuruluyor. Bu arada diğer kurslar veriliyor. Biraz sonra burada açıklama notları var. Oraya tekrar geçeceğim ama şöyle bir fotoğrafı genel olarak görelim istiyorum. Fehmet Han Karatay aynı zamanda notlarda, ders notlarını da çıkarıyor. Ve yakın zamanda hatta yeniden transkribe edilerek kullanılır hale getirildi Fehmet Han Karatay'ın notları. Adnan Ötüken'in de bu arada sadece eğitimle ilgili değil, Milli Kütüphane'nin kuruluşunda görev alıyor. 1949 yılında Türk Kütüphaneciler Derneği, yani daha eğitim başlamadan 49 yılında
Derneğimiz kuruluyor Adnan Ötüken'in çabalarıyla ve tabii ki onu destekleyen meslektaş büyüklerimizin çabalarıyla ve hepimizin de bildiği üzere 1950 yılında Milli Kütüphane Kanunun kuruluş kanunu çıkarılıyor. Yani bunlar bizim ülkemizin daha eğitime geçmeden üniversite düzeyinde öncü çalışmaları olarak değerlendireceğimiz çok değerli çalışmalar. Enstitümüz kuruluyor. Burada Ford Vakfı'nın ve Fulbright'dan gelen hocalarla dersler başlıyor. Biraz sonra ayrıntısını göreceğiz. Hocalar kimlerde ve bizim Türkiye'den başka alanlarda yetişmiş hocalarımızdan söz edeceğiz. Bizleri yetiştiren hocalarımızdan söz edeceğiz. Bu arada kurslar var ve o kurslara da belki şöyle bakmakta yarar var. Şu açayım isterseniz. Açıklama notları umarım görünüyordur. Kısa süreli kurslar var. Stumbol'un Yüksek Ziraat Enstitüsü Kütüphanesi'nde açtığı 1936 yılında bir kurs var. Gazi Eğitim Enstitüsü'nde Ruşen Alaylıoğlu tarafından verilen kurs var 1945 yılında. Halk Evleri'nde kütüphane memurluğuna mahsus bir kurs var. Bunların belgeleri var ama bunun zaman alacağı için bunları sunamıyorum. Bunun için de bizim sayfamıza, bölüm sayfamıza bakarsanız 50. ve 60. yılımızda değerli meslektaşım, bölüm arkadaşım Profesör Doktor Sayın Fatoş Subaşıoğlu ile birlikte hazırladığımız belgesel var. İki belgesel çalışması açık erişimli durumda. Orada daha ayrıntılı bilgileri ve belgeleri görebilirsiniz. Kütüphaneler Müdürlüğü'nün kursları var gene kısa süreli 1945 yılında ve Çocuk Kütüphaneciliği kursları 1945 yılında. Demek ki çocuk kütüphaneleri ne gereksinim duyulmuş ki 1945'lerde çocuk kütüphaneciliği kursları açılmış. Yani o açıdan bunları ayrıca vermekte yarar görüyorum. Sonra kürsüye dönüşüyor. Tabii Yüksek Öğretim Kurulu enstitülerde özellikle doçentlik çalışmalarının gerçekleştirilemeyeceği görüşüyle genel bir enstitülerin bölümlere ya da kürsülere dönüşmesi durumu söz konusu ülkemizde. Biz de 60-61 yıllarında kürsü ve sonrasında bölüm adını alıyoruz. Bu arada 1989-90'da bölümümüz ana bilim dallarına ayrılıyor ve arşivcilik ve kütüphanecilik ana bilim dalı olmak üzere iki ayrı ana bilim dalına gene kütüphanecilik bölümü çatısı altında ayrılıyor. Sonra da hemen bir yıl sonra da 90-91'de dokümentasyon ve enformasyon ana bilim dalı oluşturuluyor. Tabii biz bu arada hani ben hepsine de tanıklık ettiğim için ders programlarını sürekli gözden geçiriyorduk. Zaten mesleğimiz gereği dinamik bir yapı üzerinde çalıştığımız için bilgi ve yani araştırma neslimiz dolayısıyla araştırma neslimiz bu disiplinin bilgidir. Ve bilginin daha doğrusu bu nesnenin öznesi dolayısıyla da insandır. Biz bu iki eşsiz varlığı araştırırız. Tabii bilgi gereksinimleri ve bilgi kullanma alışkanlıkları bağlamında araştırırız. Ve bu iki eşsiz varlığın bir araya mümkün olan en üst düzeyde gelmesi ve etkileşimini olumlu yönde sağlaması için var olan engelleri kaldırıp işlevimiz budur. O engelleri avantaja dönüşürmenin yollarını ararız. Bu doğrultuda 89'daki ana bilim dallarına ayrılış 2002 yılına kadar sürdü ve 2002 yılında bölüm adı değişikliğine gidildi. Bilgi ve belge yönetimi bölümü oldu. Bu arada hani dönüm noktalarına baktığımızda bölümümüzde 2004 yılında Erasmus çalışmaları öğretim üyesi ve öğrencilerin değişimini olanaklı kılan bu yönde girişimlerde bulunduk bölüm olarak yazışmalar yapıldı diğer bölümlerle ve şu anda Erasmus'a daha sonra başka bir slaytta da ayrıntısını göreceğiz ve şöyle bir bakarsak Polonya'da Torun'da
Ve Letonya Üniversitesi'nde, Polonya'da Nicolaus Kopernikus Üniversitesi'nde, Slovenya'da Ljubljana Üniversitesi'nde, Macaristan'da Pex Üniversitesi'nde ve Litvanya'da Vilnius Üniversitesi'nde, Hırvatistan'da da Zadar Üniversitesi'nde bulunan bölümümüzde öğrencilerimiz Erasmus olanaklarından yararlanmakta, öğretim elemanlarımıza mümkün olduğunca gidip oralarda kısa süreli dersler vermektedir. Başka dönüm noktalarına baktığımızda 2004 yılında bizde Erasmus ilk Polonya'daki Nicolaus Kopernikus Üniversitesi ile başladı. Sonra 2014 yılında bu sözünü ettiğim diğer üniversitelerde eklendi. Ve tabii üniversitemizin çok büyük desteğiyle oldu bütün bunlar. Başka dönüm noktası nedir diye baktığımda tabii arada hani bu ders programlarını düşünürsek yani işte bilgisayar laboratuvarlarının kurulması bölümde bunların hepsi birer dönüm noktası. İşte 1990 yılında mesela ilk bilgisayarlı eğitime geçiyoruz ve bu amaçla alınan 3 tane bilgisayarımız vardı. Yani hem bizlerin öğrenmesi için 89-90 yılları arasındaydı. Sonrasında laboratuvar kuruldu. 1998-99'u buldu bölüm laboratuvarının kurulması. Gene de hani fakültede ilk işte bilgisayarla eğitime veren ve ilk bilgisayar başka bölümlerde var mı şu anda bilmiyorum ama tek de olabilir ya da fakültemizde var genel bir bilgisayar laboratuvarı ama bilgisayar laboratuvarımız kuruldu. Bu da bir dönüm noktası. Son dönemde de bu online eğitimine geçmemiz hepimiz için olumsuz yönde bir dönüm noktası oldu. Öğrencilerimiz için. Ben öyle diyorum. Yani öğrencilerimin gözünü kaybettim. Şu anda sizlerin gözünü de görmüyorum. Ben göz ile temas kurmayı seven bir insanım. Özellikle öğrencinin anlayıp anlamadığı ya da neler hissettiği onları yapamıyoruz. Ve o olumsuz bir dönüm noktası tabii ki. 2019-20 yılından itibaren ve bugün 2020-2021 yılında da bunu yaşıyoruz. Efendim, şöyle bir... Tekrar sunuma dönecek olursak... Dünyadaki kütüphanecilik ve enformasyon bilimi yani library information science olarak geçiyor. Ön konuşmanın başında söylediğim üzere ona bakmak istedim. Yani dünyada nerede ne kadar bölüm var ve bunlar hangi adları taşıyorlar onu harita üzerinde göstermeye çalıştım. Ve tabii bunların esas bilgileri için tekrar ben bu slide'da buraya geliyorum. Kusura bakmayın böyle olduğu için. Çünkü burada bilgileri yükledim. Biraz böyle şeyleri, sınırları zorlayan bir sunum oldu. Kanada'da birazdan adlarına başka bir slide'da sunacağım. 8 tane bölüm görünüyor. Ve tabii ki bunlar yani kesin veriler olarak değerlendirilmemeli. Çünkü çok güncelleşmiş verileri en güncel kaynaktan bulmaya çalışıyorsunuz ama yani bizim ülkemiz içinde yurt dışında bulunan bireyler için aynı sorun geçerli. Çok fazla bu istatistik bilgileri mesleki bağlamda bilmiyorum diğer mesleklerde de aynı mı çok fazla vermiyoruz. Aslında bölümlerimizin tanıtım sayfalarında en azından o günün verileriyle bunlar yer alsa çok iyi olur diye düşünüyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk başlıyor eğitim. 1887 yılında Melville Dewey onun sınıflama sistemini bütün akademisyenlerimiz bilir. Melville Dewey tarafından Columbia Üniversitesi'nde başlıyor eğitim 1887 yılında. Tabii onlarda da ALA daha önce kurulmuş. Yani American Library Association, Amerikan Kütüphane Derneği. Ve o dernek tarafından da akredite ediliyor ders programları ve bölümler. Hala da öyle.
İngiltere'de de 1919 yılında University College'da kuruluyor bölüm. Ve orada da Library Association, yani İngiliz Kütüphane Derneği, bugünkü adıyla SLIP tarafından ders programları standartize ediliyor ve ya da standartları uygunluğu tespit ediliyor. Şöyle bir baktığımızda İrlanda'da iki tane çok ilginç bir veri, Nijerya'da 22 tane bölümün olduğu verisi var. Peru'da iki tane tespit ettim. Portekiz'de 3 tane bölüm var. Bangladeş'te 5 tane, bu ilginç geldi. Almanya'da 8 tane. Bilmiyorum, izleyebiliyor musunuz? Üzerine geldiğinde ülkelerin renkleri değişiyor ama. Türkiye'de 13 tane ülkemizde. Güney Kore'de 6 tane. Güney Afrika'da 11 tane. Tabii hepsini vermek birazcık zor olacak ama biraz da şöyle uzak doğuya uzanalım. Efendim, Hindistan'da 33 tane, bu veri çok ilginç. Zaten Hindistan'da hani yetişmiş çok önemli bir bizim alanımızın filozofu vardır, Ranganathan. Onun ilkeleri vardır. Endonezya'da 4 tane. Şimdi buradan çıkıyorum. Tekrar bölümlerin adlarına bakalım istiyorum. Bu bölümlerin adlarını da ne yazık ki hani bir yerde, bir kaynakta bulamadım. Onun için böyle ayrı ayrı bölümlerin verilerini birazcık iğneyle kuyu kazdım diyebilirim. Gene verileri teyit etmek ve doğrulamakta yarar var. Şöyle bir bölüm adlarına baktığımızda, İşte School of Library and Information Studies en fazla bölüm adının olduğu durum ya da adlandırma diyebiliriz. School of Library and Information Science onu izliyor. School of Information and Library Science. Görüyorsunuz çok fazla çeşitlilik var. Yani yurt dışında da aslında. Yani bir şöyle karar verilse de en azından 2-3'e aslında inse bu bölüm adları çok iyi olacak ama herhalde bizim alanın gene bu bilgiyle olan ilişkisi, dinamik yapısından kaynaklı bir durum diye düşünüyorum. Amerika'da genellikle school olarak biliyorsunuz geçiyor. School of Information Studies, Department of Library and Information Science, Department of Library Science da var. Efendim, Department of Information Studies, School of Information, School of Business'ın altında program olarak geçiyor bizim çalışma alanımız. Bu da bizim aslında interdisipliner yapımızı da gösteriyor. Ondan da biraz bahsetmekte yarar var. Biz tabii çok farklı kullanıcı gruplarına, uzmanlık alanları çok farklı kullanıcı gruplarına yönelik hizmet verdiğimiz için işte tıpçıların da terminolojisini bilmemiz gerekiyor ya da hukuk terminolojisini, çünkü onların jargonunu, dilini bilmemiz gerekiyor ki danışma görüşmelerimizi, onların bilgi isteklerini tanımlamada ve literatür taramalarımızda onlara daha yardımcı olalım. Onların terminoloji kaynaklarını bilme sorumluluğumuz var. O yüzden bir bu yanı var, yani bütün disiplinlerle ilişkiliyiz ama bir de daha yakından ilişkili olduğumuz disiplinler var. Yani varlık nedenleri ile bizim varlık nedenimizin, nedenlerimizin örtüştüğü disiplinler var. Mesela iş ve ekonomi bunlardan biri, eğitim bunlardan biri, işte bilgisayar bilimleri bunlardan biri. Adlarda da görüyorsunuz burada. Şöyle bir bakacak olursak. Tekrar. Evet, bu kadar yeterli herhalde. Şunlar çeşitliliği gösteriyor. Yani burada tabii olmayan, burada hepsi yok bölüm adları. Bu kadar çeşitlilik var. Ve tabii bunlar dediğim gibi mesela College of Education and Human Services'de bir program olarak yer alıyor. Information and Library Studies örneğin.
Efendim, buradan geçiyorum. Şimdi ülkemize gelelim. Ülkemizde de şöyle büyütelim isterseniz. Ya da burada da açıklama notlarımız var. Buradan gidelim. İlk bizim bölümümüz kuruluyor. Ankara'da 3 tane bölümümüz var. 54-55 yılında bizim üniversitemize kuruluyor. Sonra 72 yılında Hacettepe Üniversitesi'ne kuruluyor ama eğitime 74-75 akademik yılında başlıyor. Ve kütüphanecilik bölümü adıyla kuruluyor. Ankara'da olan diğer bölümümüz de Yıldırım Beyazıt Üniversitesi. O da 2011 yılında kuruluyor. Şöyle bir tekrar bakarsak, evet, unuttuğum bir şey var mı diye. Yalnız Hacettepe'de ve biz de ana bilim dallarına ayrılmış durumda değiliz. Fakat tabii Hacettepe 1972 yılında Kütüphanecilik ve Dokümantasyon Enstitüsü, iyi ki bakmışım, yanıltmış beni zihnim, Kütüphanecilik Bölümü adıyla değil, Kütüphanecilik ve Dokümantasyon Enstitüsü adıyla kurulmuş. Daha sonra onlar da ad değiştirmiş. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde ve diğer pek çok şehirlerde yeni kurulan üniversitelerimizde ana bilim dallarına gidildiği görülüyor. Mesela Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 2011 yılında kurulmuş ve işte Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde bizim bölümümüz, bilgi ve belge yönetimi bölümü düzelteyim, kurulmuş ve şu anda arşivcilik ana bilim dalı ve bilgi yönetimi ana bilim dalı da eğitim ve araştırmalarını sürdürüyor. İstanbul Üniversitesi bizden hemen sonra kurulan bölüm, İstanbul Üniversitesi'nde kütüphanecilik bölümü. Onun verilerine baktığımızda 1963 yılında kuruluyor. Kütüphanecilik bölümü adıyla kurulmuş orada. Ve 64-65, tabii bu veriler bölümlerin kendi web sitelerinden aldığım veriler ve bazı makalelerden aldığım veriler. O yüzden doğrudur, ona inanıyorum, çünkü meslektaşlarımız bu konuda hassastırlar, yanlış bilgiyi kendi bölümlerinin tanıtımında kullanmazlar. Fakat yanılabilir, gene de eğer böylece teyit etmiş olalım bunu da o bölümlerimiz için. Bu arada bir şey söylemek istiyorum, isim vermeden söylemek istiyorum. Bazı bölümlerimiz, bölüm hakkındaki bilgide bu kuruluş öykülerini yeterince anlatmamışlar. Onda birazcık zorlandım ben bir araştırmacı olarak. Eminim ki öğrencilerimiz de isterler. Eğer eksik bilgiler varsa, çünkü soru işaretiyle belirlediğim bazı şeyler var, o bilgileri başka yollarla edinmeye çalıştım. Belki bir yıl, iki yıl oynayabilir ama gene güvenilir kaynaklara bakmaya çalıştım. İstanbul Üniversitesi'nde 63'te kuruluyor, 64-65'te eğitime başlıyor. Orada da arşivcilik ana bilim dalı ve bilgi yönetimi ve teknolojisi ana bilim dalı var. Marmara Üniversitesi var İstanbul'da. Arşivcilik bölümü adıyla kurulmuş. Bu şu anda bilgi ve belge yönetimi adını taşıyor ama 87 yılında arşivcilik bölümü adıyla kuruluyor. İlk mezunlarını 92 yılında vermiş. 2002 yılında bilgi ve belge yönetimi adını alıyor, bizler hepimiz gibi. Ve tarihi devlet arşivleri ana bilim dalı ve müessese arşivleri ana bilim dalı var. Yani böyle Türkiye'deki şeylerden farklı ana bilim dallarına sahip bir bölüm. Medeniyet Üniversitesi var İstanbul'da. O da 2011 yılında kurulmuş. 2016-2017 yılında, akademik yılında eğitime başlamış. Çok düzenli bir şekilde sayfasında bilgiler yer alan bölümlerimiz arasında. Eylül 2019'da da kütüphanecilik ana bilim dalı ve arşivcilik ana bilim dallarına ayrılmış. Efendim, Çankırı Karatekin Üniversitemizde bölümümüz var. Burada da 2008 yılında kurulmuş. Belki bir yıl tam olarak veriyi elde edemediğim için bir yanılgı dilerim ki olmamıştır. Erzurum'da gene
Aslında geçmişi epeyce 1994'lere gidiyor Bilgi ve Belge Yönetimi bölümü. Fakat orada tam olarak ne zaman eğitime başlandı? Ama ben biliyorum ki yani, 2000'li yıllarda başlanmıştı. Ardahan çok yeni bir kardeşimiz diyelim. Ardahan'da da Bilgi ve Belge Yönetimi bölümü kuruldu. 2019 gene küçük soru işaretiyle dokümantasyon ve enformasyon anabilim dalı var. Bartın'ımız var. Efendim Bartın'da da 2008 yılında kuruluyor. 2010-2011 yılında eğitime başlıyor. Orada da bilgi yönetimi ve teknolojisi anabilim dalı ve arşiv anabilim dalı var. Osmaniye'de gene 2000 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi bölümümüz var. 2016 yılında kurulmuş. 2017-2018'de de eğitime başlamış. İzmir'de de bir tanecik bölümümüz var. Katip Çelebi Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü 2012 yılında kuruluyor. 2020-2021 yani çok taze daha öğrenci almaya eğitime başladı. Ama ben biliyorum ki orada ki öğretim elemanı meslektaşlarımdan yıllarca üniversiteye enformasyon okuryazarlığı, teknoloji okuryazarlığı dersleriyle çok büyük katkıda bulundu bölümümüz. Buradan çıkıyorum tekrar. Unuttuğum bir şey olmasın. Kastamonu'yu unuttum. Aman Allah'ım. Kastamonu'da da çok değerli hocalarımız, meslektaşlarımız, öğrencilerimiz var. Çok gurur duydum gene bölümlerimizden. Çok aktif çalışan bölümlerden. 2007 yılında kurulmuş Bilgi ve Belge Yönetimi bölümü adıyla. 2010 yılında eğitime başlamış. Orada da kütüphanecilik ana bilim dalı ile bilgi yönetimi ve teknolojisi ana bilim dalı bulunmakta. Evet, bu arada bir tane daha not belki genel dinleyicilere de katkısı olur diye düşündüm. Tabii burada sadece kendi bölümlerimizin yer aldığı ülkemizdeki üniversiteler yapıya değindim. Fakat genel üniversiteler yapıya baktığımızda 13 Nisan 2021 verileriyle ülkemizde aktif 127 tane devlet üniversitesi bulunuyor. 73 tane de vakıf üniversitesi bulunuyor. Yani toplam 200 tane aktif üniversitemiz bulunuyor. Bunların içerisinde iki devlet üniversitemiz ve 4 vakıf üniversitemiz de pasif durumda bulunuyor. Yani onları da eklersek 206 tane üniversitemiz bulunuyor. Evet. Bilmiyorum nasıl gidiyor. Mümkün olduğunca hızlı saatime de bakıyorum. Evet, 45 dakika geçmiş bile. Çok hızlı geçiyor. Bu zaman ne olacak bilmiyoruz. Efendim şöyle bir önce çalışmalara baktık bölümümüzle ilgili. Fakat bazı belgeleri olmazsa olmaz bazı belgeleri de koyayım istedim. Yani onlar da hani olsun istedim. Hasan Ali Yücel'in çok emeklere katkısı var ve o zamanki dekanımız, dekan vekilimiz çok önemli katkıları var ve onların bakın burada yazışmaları var. Erişirgil ile Maarif Vekili olan Hasan Ali Yücel arasındaki yazışmalar var. Şöyle bir çok kısa söyledim. Kurslar ve FMT Ankaratay, Adnan Ötüken kursları olduk. Daha sonra Adnan Ötüken'in bölüm kurulması, hatta Aziz Berker'in de o zaman İstanbul Üniversitesi'nde bir kütüphanecilik bölümü kurulsun diye girişimleri, yazışmaları olmuş. Emily Dean, Amerikan Kültür Kütüphanesi'nin müdürü. Bizim de hala onun çok önemli katkıları var. Hala öğrencilerimize biz en iyi 3 bitirme tezini ödül veririz ve ilk mezunlardan beri veriliyor. Emily Dean
Vefatından sonra anlaşılıyor ki ve Amerikan Kütüphane Derneği'ne söylüyor bunu. ELA'yı görevli kılıyor. Kendisinin mirasının bir kısmını ELA'ya, bizim bölümümüz öğrencilerinin, başarılı, tezde başarılı öğrencilerinin ödüllendirilmesi üzerine vasiyette bulunuyor. Ve bize hala Amerikan Kütüphane Derneği ELA tarafından şey gönderilir, dolarla aktarılır ve biz onu eğer 3 öğrencisi, bazen 2 öğrenci oluyor, bazen sadece ikinciliğe uygun görülen öğrencilerimiz oluyor. Onlara çok büyük meblağlar olmasa da ama gene de motive edici ödüller veriliyor. A'dan Üçgen'in bu çabaları, yani kurslar olarak kütüphanecilik eğitimini başlatma çabaları DTCF'de 1994 yılında daha resmileşmiş ve Tebliğler Dergisi'nde yayınlanıyor. Sonra Türk Dili ve Edebiyatı kürsüsünde kütüphanecilik seçmeli derse dönüşüyor. 16 Mayıs 1952'de gene bunların belgeleri görülebilir. Buradan ben şöyle, bu mesela, pardon, o kurslarda verilen devam karnesi. Bu şeyi çok seviyorum. Hocalarımız sayesinde bunları oluşturmuştuk Fatoş Hoca ile birlikte o zamanlar. Bunlar o kurslara katılan kişiler. Efendim, ayrıntısına giremiyorum ama Emin Erişirgil diyor ki A'dan Üçgen'e yazıda fakültede bir kütüphanecilik kursu açılmasına fayda görüyorum diyor. Bu kursa fakülte kütüphane memurlarıyla ilmi yardımcılar mecburi olarak devam edebilirler ve arzu edenler de gelebilir diyor. Bu önemli. Hungaroloji Profesörü Raşohen'in kütüphanecilikte müteassıstır. Almanya'da kütüphanecilik tahsil eden neşriyat müdürü Adnan Ötüken de buna memur edilirse bu kurs açılabilecektir. Affedersiniz, bunu Marif Vekilliğine Emin Erişirgil yazıyor. Neşriyat müdürü Adnan Ötüken'in bu hizmetine karşılık fakülte tahsisatından ücret verme kabili olacaktır. Sümeroloji profesörü Lansberger de buna verdiği raporda bu kursun faydasından bahsetmekte ve onun açılmasını istemektedir. Burada bir sürü veri var ve çok önemli isimler var. Kabul buyurulduğu takdirde Neşriyat Müdürü Adnan Ötüken'in Profesör Raşönel ile birlikte bir program hazırlamasına müsaade buyurulmasına derin saygılarla rica ederim diyor. 13 Kasım 1941'de ve ona işte Adnan Ötüken'i bildiriyor ve Hasan Ali Yücel'in Emin Erişirgil'e yazdığı yanıt var. Keşke vaktimiz olsa da bunların hepsine bakabilsek. Evet. Şimdi burada ilk mezunlarını veriyor. Şuraya baktığımızda ayrıntısı aslında bunlarda da hepsinde notlar var. Bölümümüze Ford Vakfı'ndan gelen toplamda 6 tane hoca ve daha sonrasında da Fulbright'tan gelen 3 hoca ile destek veriliyor 1954-55 akademik yılından itibaren. Bu arada Amerikanlar bir Association'da bilimsel eğitim içeriğinin oluşturulmasında destek veriyor. Biz bunları bölümümüzde işte slide projektörleri, film projektörleri, bunların hepsini üniversitemizin müzesi ya da fakültemizin müzesinde kullanılmak üzere verdik. Yakın zamana kadar bizdeydi. Onlar duruyordu. Tepe Gözler hepsini Ford Vakfı ve ELA'nın desteğiyle. Tabii ki metin desteği, kitap desteği onlar sonrasında kütüphanemize aktarılmıştır. Ve
Dersler başladığında ilk kez bölüme İngiliz Dili ve Edebiyatı, gene fakültemizin İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunlarından Firuzan Oşen alınıyor. İlk asistanı enstitünün ve eğitim görmek üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderiliyor. 55 yılında, yani bir yıl sonra da değerli hocalarımız Osman Ersoy ve Beren Yurdadoğ asistan olarak görevlerine başlamıştır. Osman hocamız Eski Çağ Tarihi bölümü mezunudur. Lisansı oradandır. Beren hocamız da İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunudur. İyi ki de bizim hocalarımız olmuştur. Rahmetle anıyorum, saygıyla, minnetle anıyorum ikisini de. Bölüm dersliğimiz felsefe katında, bugünkü felsefe katında 54 yılından 70 yılına kadar sürüyor. Bu derslikte dersleri alan meslektaşlarımız, hocalarımız, burada sınavlar yapılırmış, öyle sözlü sınavlar, heyet kurulurmuş, oradan bir fotoğraf. Emily Dean ödülleri, işte 58 yılında ilk mezunlarını veriyor. Emily Dean ilk ödülünün fotoğrafları burada, mesela Sami Nabi Özerdim'i de görüyoruz. Çok iyi bir bibliyograftır rahmetli Sami Nabi Özerdim de ve tabii ki önde Berin hocamız, Osman hocamız, rahmetli oldu Necmettin hocamız, Müjgan Cumbur var burada ve gene Amerikan Kütüphane, Nilfer hocamız var, Nilfer Tuncer bizden mezun, bilirsiniz. Herhalde, o zaman ilk mezunlar, ilk Emily Dean fotoğrafı değil bu, çünkü ilk mezun değil bildiğim kadarıyla Nilfer hoca. Gene bir başka toplantıdan, Amerikan Kütüphane Derneği'nin destekleriyle yapılan bir toplantıdan, kütüphane haftasında fotoğraf paylaştım. Ve 1970 yılında bugünkü kütüphane binamız tamamlanıyor ve bölümümüz felsefe katından buraya taşınıyor. Burada başka söyleyeceğim. Evet, burada gene ilk fakülte, onun yavrusu da ilk olmam işlevini yerine getirmiş. Şimdi burada niçin 1950'lerde kuruluyor? Yani 1950 öncesinde, işte 10-20 yıl öncesinde, tabii ben bir tarihçi değilim, yani hele şimdi dekanımız Sayın Hocam Levent Hoca'nın karşısında hani insan biraz da tedirgin oluyor. Umarım yanlış bir şey yapmıyorum. Böyle bir tarihsel yaklaşım, tarihsel zemin üzerine konuşmanın da önemli olduğunu düşündüğüm için. Neden 1950'ler? Yani dünyada neler olmuş? Ülkemizde neler olmuş? Ya da bölümü, dünyada kurulan bölümleri de gördük. Yani geçmişleri epeyce öteye gidiyor. Ama mesela kütüphanelerin varlığı, dediğim gibi yazıyla birlikte neredeyse oluyor. Yani milattan önce 1800'lere giden, Hattuş'ta bulunan saray kütüphanemizi düşünürsek, aslında meslek çok daha eskileri gidiyor, ama üniversiteler yapım birazcık geç kalmış bence. Fakat savaşlarla, biliyorsunuz, zaten insanlık uğraşıyor. Bir keşke bunlar olmasa da insan aklı başını toplasa, bugünden sonrası için de daha olumlu yönde değer yaratmaya çalışsak. Şimdi biraz daha önceye gittim. Hani onu yaparken 1940'lara önce baktım, ama sonra baktım başka şeyler de var. Onlara da değinmek istedim. Şöyle, köy enstitüleri 1940'larda kuruluyor ülkemizde. Halk odaları, halk evleri, siyasi yaşamda demokratik yaklaşımlar ve eşitlik ya da eşitsizlik bariyerini aşmak için neler yapılabilir kaygısı var. Zaten bizim bilgi merkezlerimiz, kütüphanelerimizin ortaya çıkışını düşünürsek, önemli faktörlerden, ortaya çıkış faktörlerinden biri
eğitimde fırsat eşitliğidir. Ve tabii ki bugünün verilerinde dijital eşitsizlikleri, digital divide dediğimiz dijital eşitsizlikleri ya da dijital bölünmeyi, bilgi erişimde fırsat eşitliği, çünkü elektronik ortamda bilgi erişen bilgi yoksul, bilgi zengini ülkeler var, erişilmeyen bilgi yoksulu ülkeler var. Bu eşitsizlikler tabii ülkeler arasında olduğu gibi topluluklar, toplumlar ve bireyler arasında da oluyor ve kütüphaneler aslında bu eşitsizlikleri ortadan kaldırmak ve mümkün olduğunca eşitsizlikleri elimine etmek üzere ortaya çıkmış. O yüzden böyle bir mantıklı açıklaması var. Yani bir hareket ülkemizde olmuş ve bu eğitimde ve bilgi erişimdeki fırsat eşitsizliğini ortadan kaldırmak üzere mesela milleti yani klasik çağlarda Efes Kütüphanesi'ni efendim Celsus Efes'e bulunan Celsus Kütüphanesi'ni, Sagalassos Kütüphanesi'ni, Kremlin kentinde bulunan kütüphaneyi, Hierapolis'te bulunan kütüphaneleri, yani antik dönemin kütüphanelerini düşündüğümüzde sağlam bir kütüphane kültürünün olduğu coğrafya üzerine de yaşıyoruz. Buna da değinmekte yarar var. Yani çok büyük bir zenginliğin üzerinde yaşıyoruz. Zaten Anadolu uygarlığı, yani hiç şüphesiz ki her zaman için Mısır ve Mezopotamya'da üretilen bilgi ve onun ürettiği değerleri, kültür ve bilgi değerlerinin aktarıcısı durumunda olmuş Anadolu kıta Avrupa'sına geçmeden. Tabii bu konu da çok uzun, bu konuya da çok fazla giremeyeceğim ama bugünkü verilerde düşündüğümüzde tabletler sayesinde, oradaki kil tabletler sayesinde mesela kadınlara ilk defa kadın haklarının bugünün verilerinde tabii elde edilen veriler doğrultusunda Hattuşa'da verildiği, yani Hitit uygarlığında verildiğine ilişkin mesela bir kil tablet var. Daha eski yıllara dayandırılamadı henüz. Tabii klasik çağlara ait diğer kütüphanelerimizi de düşündüğümüzde papirüs ve parşömen tabii ilk aslında şurada bir şey yapmaya çalıştım. Ona birazdan bakarız. Bilgi kayıt ortamları nereden nereye evrildi diye. Mesela Bergama Kütüphanesi, yine Anadolu'muzda bulunan kütüphane, aşağı kent ve yukarı kent vardır bilirsiniz. Aşağı kentte bir Asklepion, yani bir sağlık merkezi vardır ve oranın da bir kütüphanesi vardır. Ve kütüphane hemen hastanenin, ki bu hastane özellikle ruh hastalıklarının tedavisi için kullanılan bir hastane. Hemen hastanenin yanındadır kütüphane. Ve ne yazık ki oradan belgeler elimize geçmedi. Belki sonrasında olabilir. Tabii uzmanlarımız bunu bilebilir. Yani aşağı katmanlarda bir şey çıkar mı? Ama bildiğim kadarıyla veri yok elimizde. Ama yazıtlardan ve antik kaynaklardan edindiğimiz bilgilere göre bunları söylüyorum. Orada biblioterapi diye bir yöntem. Bunu niye söylüyorum? Şimdi pandemi sürecindeyiz ve belki sonrasında, hatta sırasında, şu anda hepimiz az da olsa ruh sağlığımızı yitirmiş durumdayız ve bu devam edecek eğer böyle sürerse ve tabii ki kendimizi özgü önlemler almazsak. Biblioterapi nedir? Biblioterapi okuma yoluyla tedavi yöntemi. İlk Bergama'da, bu Asklepion'daki kütüphanede keşfediliyor, bulunuyor, biliyor musunuz? Ve bugün aslında Avrupa'da pek çok ülkede kütüphaneciler, psikiyatristler ve psikologlar birlikte özellikle şizofreni gibi, paranoya gibi ya da kanser hastalıkları gibi psikolojik desteğe çok ihtiyaç duyulan rahatsızlıklar için biblioterapi yöntemini
kullanıyorlar ve bizim topraklarımızda Bergama'da bulunmuştur. Biliyorsunuzdur gene ama bilmeyenler için söyleyeyim. Bergama ayrıca önemlidir. Tabii hepsine yani Nusa'dan da bahsetsek, Milet'teki o felsefe okulundan da bahsetsek, yani kütüphanelerin hangi değerleri yarattığına ilişkin çok çarpıcı veriler var elimizde. Bergama'da parşömen bulunuyor. Yani bir iki kayıt ortamı bulunuyor biliyorsunuz Mısır üreticisi Papyrus'un ve Bergama ile Mısır arasında bir rekabet başlıyor. Ve Mısır Papyrus ihracatını kesiyor. Hadi bakalım. Bergama'da yeni bir parşömen diye ve biraz da kağıda benzeyen hatta Papyrus'tan daha katlanabilir durumda olan esnek yapıya sahip olan bir iki kayıt ortamı keşfediliyor. Ve o keşfedildikten sonra da kodeks dediğimiz yani bugün hani kitabı katlıyoruz açıyoruz ya ona kodeks formu deniliyor. Gene Bergama topraklarında geliştirilmiş. Ve o yukarı kentte de bir ayrı kütüphane var. Ondan söz etmedim. Akropol'de bir kütüphane var Bergama'da. Orası da zaten hani muhteşem bir yer. Orada işte filozofların gelip ayrı salonları var, çalışma salonları var vesaire vesaire. Yani böyle bir yerde tabii ki inovatif şeyler de oluyor, yaratıcılık da bütün dünyaya nasıl diyeyim kafa tutma da söz konusu olabiliyor. Tabii ki olumlu anlamda gelişinden söz ediyorum. Gene baktığımızda bilimsel dergiler 17. yüzyılın ikinci yarısında Fransa ve İngiltere'de ilk dergileri görüyoruz. Yani bir hareketi var. Tabii şu yukarıda gördüğünüz üzere bir kere 1440 Gutenberg'in matbaa icadı çok önemli bir sıçrama. Kütüphanelerin ve tabii kütüphanelerin üniversite eğitimi öncesi var olmalarını sağlayan unsurlar bunlar. Rönesans çok önemli 14. 15. yüzyılda ve hemen sonrasında yaşanan dinde reform ve hemen sonrasında aydınlanma yani düşünsel devrim yaşanıyor 16. yüzyılda. 17 ve 18. yüzyıla baktığımızda bilimsel devrim yaşanıyor, düşünsel devrin ürünü olarak çıkıyor. Sonrasında işte bu patent, buluş, fikir geliştirme, yaratıcı, insanın o yaratıcı yetilerini ödüllendirme ya da koruma altına alma gibi unsurlar da tetikliyor. Ve endüstri devrimi hepimizin bildiği gibi 18. yüzyılda yaşanıyor. Ve 19. yüzyılın ikinci yarısıyla 20. yüzyılda ikinci bir bilimsel devrim yaşanıyor ve artık çağın adı bilgi ve enformasyon çağı olarak adlandırılıyor. Toplumda öyle adlandırılıyor. Bugün 21. yüzyılda enformasyon ve dijital çağ. Yani enformasyon çağının aslında devamını yaşıyoruz ama dijital çağ mı densin, enformasyon çağ mı densin henüz ayrılamaz parça çünkü dijital çağda sonuçta dijital ortamdaki enformasyonu tanımladığı için önemli. Ve bugünün verilerinde 2013 yıllarında işte Almanya'da biliyorsunuz bir kongrede sırasında 4. sanayi devrimi gündeme geliyor. Ve bu IoT'ler yani nesnelerin interneti, birbirleriyle konuşan internet, efendim artificial intelligence zaten hani yıllardır 1950'lerin sonlarından beri sibernetiğin çalışma konusudur biliyorsunuz artificial intelligence yani yapay uz. Var ama onların artık aktif olarak devreye girmesi ve insana çok yakın hem duygusal hem de bilişsel anlamda özelliklerin taşınmasını içeren bir ve big data dediğimiz yani sosyal medyadan işte PR çalışmalarından, basılı kaynaklardan, dijital ortamdan ya da herhangi bir yerde konuşulurken konferans sırasında üretilen veriyi içeren big data yönetimi yani veri yönetimi, büyük veri yönetimi söz konusu. Şurada bir açıklama yaptım. Ona aslında bir daha bir bakmak istiyorum doğrusu sizlerle.
Şurada başka bir açıklama var. Tabii bu Asklepion'dan söz ettim, Akropoi'den söz ettim ama bugünün verilerinde biblioterapiden söz ederken yani gerçekten hepimizin biblioterapiye ihtiyacı var. Ve hepimizin değil, dünya insanların tabii bizim ülkemize özgü bir şey değil. Tekrar insanlık bilgiyle bir sınav veriyor. Ve burada artık herkes kendi başının çaresine bakmak zorunda. Tabii kütüphanelerin ve diğer bilgi merkezlerinin mümkün olduğunca desteğini alarak. Yani bireysel sorumluluk haline geldi anlamında bilgi ve bilgilenme bilinci ve bilgi kültürünü yaşama bağlamında söylüyorum. Onun için bir başka konu var biliyorsunuz. İyi bir sağlık okuryazarı olmamız gerekiyor. Bunların öğretildiği yerler de kütüphaneler olduğu için bunu söylüyorum. Bu konuda bilgi üretenler de kütüphaneciler olduğu için ya da işte bizim alanımızda çalışan akademisyenler olduğu için söylüyorum. İnfodemi söz konusu. Yani pandemiyle ilgili yanlış bilgi. Misinformation diyoruz buna, yanıltıcı bilgi yani disinformation ve de sahte bilgi. Yani bunların bir kısmı kasıtlı, bir kısmı kasıtlı olmayan ama insanların çok çok dikkat etmesi gereken ölümcül sonuçlara yol açabilecek unsurları içeriyor infodemi. Ve tabii ki hem kütüphane kültürü açısından hem de bilgi kültürü açısından bir başka şey daha çok önemli hale geldi. Doğru bilginin yanında bir de süzülmüş bilgi. Hepimiz aynı zamanda bu information overload dediğimiz aşırı bilgi yüklemesi ve sendrom, bilgi sendromunu yaşıyoruz. Şimdi bu arada ilginç bir şey daha oluyor dünyada ve bizde. Bilgi kayıt ortamları işte taşlara, yapraklara, kumaşlara, duvarlara, kil tabletlere, papirüs, parşömen, delikli kartlar, kağıt bunların her birinin hani diğerlerinin burada netlik olmadığı için yani çünkü kumaşlar mesela parşömenin olduğu zamanda da kullanılmış ya da papirüs kullanırken parşömen de kullanılmış öyle bir yanı da var. Ama kullanıldığı yüzyıllar literatürde aşağı yukarı belli. Fakat değişkenlik gösteriyor. Delikli kartlar var bu dijital ortama geçişte. 1881 çok eski. Ben mesela tam bilmiyordum. Daha 1900'lerin başı diye biliyordum. Bu çalışma sırasında baktım. Sabit diskler 54'te, kasetler 63, CD-ROM izliyor, onu Zip Drive izliyor, onu DVD izliyor 1995, Micro Drive, SD Memory, taşınabilir hard disk. Şimdi bunların hepsini benim yaşımdaki akranlarım hepsini kullandığı için mesela hani diyorsunuz ki vay be diyorsunuz yani ben de kaseti de kullandım. Hatta delikli kartı Beylin Hoca bizi TÜBİTAK'a götürmüştü. Orada delikli kartları bile görmüştük. Koca koca bilgisayarları görmüştük odalarda. Şimdi taşınabilir hard disk 2000'li yılda çıkmış, 2000'li yıllarda çıkmış. USB flash disk 2000 gene tarihlenmesi. Bulut teknoloji 2010 diye tarihleniyor. En ilginci ve esas söylemek istediğim DNA. Artık DNA'ya bilgi yükleniyor. Ama burada bir açıklama yapmam gerekiyor. Açıklama unutma. Gelerek. Bir gram DNA'ya 232 bin terabayt bilgi yükleniyor. Yüklendi. Bunun takipçisiyim. Böyle literatür çıktıkça da bakıyorum. Yüklendi. Ondan sonra çağrılamadı. Ama çağırmayı da başardılar. Yani çünkü çağrılmadığı ve bilgi tekrar kullanılır kılınmadığı sürece aslında çok önemli değildi. Ve insan DNA'sı, bitki DNA'sı, bakteri DNA'sından bile söz ediliyor. Ve biraz ürkütücü ama insan DNA'sıyla çalışacak bilgisayarlardan da söz ediliyor. 300 milyon gigabayt veri. Bugün 300 milyon gigabayt veri 4 gram DNA'ya sığabiliyor. Ve dünyada bugünün verilerinde üretilmiş bütün varlıklarını 4 gram DNA'ya sığdırabilecek firmalar
pardon, 57 kilogram DNA'yı sığdırabilecek, 300 milyon gigabayt 4 gramdı. Bütün dünyanın verisi 57 kilogram DNA'yı sığdırılabilecek. MIT 2018'de yeni bir açıklama yaptı. Adını da katalog verdi. Hani demiştim ya, bazı disiplinler bizden yararlanırken biz de başka disiplinlerden yararlanıyoruz. MIT 2018'de bu DNA'ya yüklenmiş verinin çıktısını almak için, yani onu yazdıracak cihaz ürettiğini açıkladı 2018'de ve buna da katalog adını verdi. Şimdi efendim buradan biraz zamanımız gene hızlı gidiyor. Daha hızlı geçeceğim. Efendim burada bölümümüzün yaptığı bazı şeyler, geçmişte yapılan, bizim bölümümüz her zaman geçmişte hocalarımız da yapmış. Biz de onu yapmaya çalışıyoruz. Geziler, öğrenci gezileri, kurslar, hizmet içi eğitim kursları, seminerler, yani herhalde bilmiyorum ama neresi çağırsa, yani üniversiteler çağırıyor, üniversitelere gidiyoruz. O, hani işte yetişemiyoruz diye bir şey yoktur, yani hiçbirimiz reddetmiyoruz, ne bileyim. Kuruluşlar çağırıyor, oraya gidiyoruz. Hocalarımızın o gezilerinden fotoğraflar, bizlerden koymadım çünkü hani onları hem almak istedim hem de bizleri zaten biliyorsunuz. Şimdi efendim bugüne geliyoruz. Bu çok kıymetli bölümümün, efendim burada bunu yalnız büyütmek istiyorum, şöyle herkes görsün. Bunlar bizim yavrularımız, en gençlerimiz, tabii göreli biçimde bölüme gelen gençlerimiz. Tek tek isimlerini görüyorsunuz. Ben biraz sonra eğer yapabilirsem ve problem olmazsa şöyle bir sürpriz yaptım. Ve kırmadılar beni hocalarım. Dedim ki sadece beni duymasınlar. Eski öğrencilerim sizleri de özlemişlerdir. Meslektaşlarımız ya da bizi tanımayanlar sizlerin de güzel yüzlerini görsünler, seslerini duysunlar. Bana şöyle bir soru sordum. Video çekip gönderir misiniz? İşte DTCF'yi bir cümlede anlatmak istersiniz, ne dersiniz? Ve de ikinci sorumuz da kütüphanecilik bölümü ve bugünkü adıyla bilgi ve belge yönetimi, ne bir cümleyle anlatsınız, ne dersiniz diye. Onlar var. Onlar yalnız biraz teknik altyapıda bazen sorunlar olabiliyor. Umarım çalıştırabiliriz. Hocalarımız, bölüm başkanımız ve diğer hocalarımız ve genç arkadaşlarımız. Burada da şu bölümde de bizi yetiştiren hocalar, bilmiyorum cursor görebiliyor musunuz sağ üst köşede. İşte tabii Hale Cesur bizi yetiştiren değil de Sacit Hoca ile ona burada yapabildim. Şu anda bizim bölümümüzde değil ama onu da almak istedim sevgiyle, selamlarımla. Efendim Çiğdem hocamız, Mustafa Akbulut, Çiğdem Türken hocamız, Mustafa Akbulut hocamız, Bengü Çapar hocamız, Necmettin Seferci hocamız, Özer Soysal hocamız, Günal Öcal bizim hocamız olmadı ama kısa süre bize asistanlık yapmış. Müjgan Cumbur hocamız olmadı ama hepimizin tanıdığı, Milli Kütüphane'ye de yıllarca emek veren bölümümüzde hocalık yapmış, önemli değerlerimizden. McAnally, Hope, O'Neill, Markley, White, McClellan, Sick, Grider, Downs, bunlar altısı, ilk altısı Ford Vakfı'ndan, son üçü de Fulbright'tan gelip bölümümüze ders veren hocalarımız. Daha önce sözünü ettiğim üzere Adnan Ötüken, Emily Dean, Adnan Ötüken ve Emily Dean de bölüm olarak, enstitü olarak kurulduktan sonra da özellikle Adnan Ötüken dersler vermiş uzun bir süre. Tabii ki bölümümüzün ilk bu alanda doktorasını yapmış ve de asistan olarak, eğer Firuzen Oşen'i saymazsak, Firuzen Oşen çünkü Amerika'ya gönderilmiş ama dönüşte bölüme gelmemiş. Onunla ilgili nedendir bilmiyorum ama herhalde tercihtir diye düşünüyorum. ODTÜ Kütüphanesi'nde ama orada da gene mesleki anlamda çok önemli işler yapmış. ODTÜ Kütüphanesi'nde başlamış bölümde
herhangi bir ders vermemiş. Osman hocamız, tabii ki hepsi çok kıymetli ve Berin hocamız. Yani bütün hocalarımız çok kıymetli ama Osman hocayı da almadan edemeyeceğim. Yani şurada böyle, çünkü böyle görünce bir burnumun direği sızladı bu şeyi tamamladıktan sonra. Hepimize o vardır. Osman hocamız bize ne derdi biliyor musunuz? Sınıf arkadaşlarım eğer dinliyorlarsa hatırlayacaklardır. Mutlaka sadece sınıf arkadaşlarım değil, hepimize söylemişlerdir. Hiç unutmam. O kadar çok söylediği söz var ki ama bir tanesini hiç unutmuyorum. Söğüt ağacı gibi olun çocuklar derdi. Hani biz akademisyeniz, araştırma görevlisiyiz ya, böyle bir hani havamız olmasın diye herhalde öyle söylerdi. Olmadı da aslında hiç ama gene de söyledi. Söğüt ağacı gibi olun, büyüdükçe eğilen, eğildikçe güzelleşen. Biz hepimiz, buradaki bütün hocalarımız hep söğüt ağacı olmayı tercih ettik. Her zaman alçak gönüllü olmayı tercih ettik. Hatta belki fazla alçak gönüllü olmayı tercih ettik. Öğrencilerimizin yüzüne hiçbir zaman kapıyı kapatmadık. Bütün mezunlarımız bunu bilirler. Hep onların sayesinde, onların bize öğrettikleri ve tabii ki belki de onlar da belki Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen çok değerli hocalardan öğrendikleri sayesinde bu öğretileri edindiler ve bizlere de aktardılar. Evet, şimdi bakalım hocalarımızı dinleyelim. Evet. Merhabalar. Bilgi ve belge bilim, bilgi kaynaklarının üretiminden düzenlenmesine ve yayılmasına uzanan süreçte tüm biçimlerdeki bilgilerin denetim altına alınması ile gereksinim duyanlara bilgiyi gerçek zamanlı, doğruluk ve yeterlik esasında sunma yöntemlerini sistematik bir biçimde inceleyen bir bilim dalıdır. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi nasıl Türkiye'nin bir ilki ise, Bilgi ve Belge Yönetimi bölümü de bu alanda Türkiye'nin ilki olarak, tıpkı içinde bulunduğu fakülte gibi başka üniversitelerde benzer bölümlerin kurulmasına kaynak olmasının yanında, bünyesindeki bilim insanları ve çalışmalarıyla fakültesinin yüz akı ve örnek bölümlerinden biri olmuştur. Saygılarımla. Şimdi Doğan hocamızın DTCF hakkında söylediklerini. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, bizzat Büyük Atatürk tarafından kurulmuş, tarih ve dil bilincinin yerleşmesi için bilimsel ve akademik çalışmalar yapan bir eğitim kurumudur. Bilgi ve Belge Yönetimi bölümü, bilgi üreticileri ile bilgiyi kullananlar arasında etkileşim ve iletişimi sağlayan profesyonelleri yetiştiren akademik bir birimdir. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Atatürk'ün adını koyduğu ve özel görev yüklediği bir fakültedir. İsim babası Atatürk'ten, duvarlarına imzasını atan Mimar Burnu Tahta'dan ve diğer tüm efsane hocalarına kadar modern Türkiye'yi var eden pek çok ismin emeğinin geçtiği bir eğitim ekolü, bir markadır Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi. Mezunları bugün ülkenin kültür, sanat ve bilim yaşamına yön veren önemli isimlerdir. Kütüphanecilik, bilgi ve belge yönetimi ise dün olduğu, bugün olduğu gibi yarın da önemli meslekler arasında yerini alacaktır. Ve bilgi merkezlerinde görev yapacak insan gücünü yetiştirecek bölümlerimize gelecekte de gerek duyulacaktır. Evet. Fatış hocamızı dinledik. Cüney hocamızı açıyorum. Merhabalar, ben Tülay Oğuz. Fakültemizin ve bölümümüzün benim için anlamını, onların hayatımdaki varlıkları ve yoklukları üzerinden ifade etmeye çalışacağım. Ben 1982 yılında fakülteye öğrenci olarak girmişim. Nereden baksanız ömrümün yarıdan fazlasını burada geçirmişim. Hayatı buradaki deneyimlerim üzerinden okuduğumu, yorumladığımı ve yaşadığımı söyleyebilirim. Varlığımı varlığına borçluyum.
Bu fakültede olmasaydım hayatımda ne eksik kalırdı, neyin boşluğunu hissederdim diye düşündüğümde, bu fakültede olmasaydım buradaki disiplinler çeşitliliğinin ne büyük bir hazine olduğunun farkında olmayabilirdim. Disiplinler arası çalışmalar açısından ne büyük bir potansiyel taşıdığını göremeyebilirdim. Bu fakültede olmasaydım, bu fakültenin üzerinde yaşadığımız özel coğrafyanın tarihsel ve kültürel hazinelerini açığa çıkaran, onları kökleriyle bağlayan bir bilgi evi olduğunun farkında olmayabilirdim ya da bunu yeterince anlayamayabilirdim diye düşünüyorum. Evet, teşekkür ederiz hocamıza da. Benim, ya beni çok dinlediniz ama şimdi bu çok zor bir görevdi. Bir cümleye de açıklayın demek hocalarımıza. Hem empati kurmak için hem de haksızlık olmasın diye kendim de bir cümlede anlatmaya çalıştım. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, fakültem. 38 yıldır kapısından her girdiğimde beni heyecanlandıran, her halimle ve her haliyle beni bağrına basan, atamın hayatta en hakiki mürşit bilimdir sözünün yer aldığı anıtsal binanın alınlığının altından geçerken ve merdivenlerinden çıkarken yüreğimin kabardığı, orta bahçede taşların üzerinde otururken Aydın Sayılı'dan Ekrem Akurgal'a, Muazzez İlmiye Çığ'dan Halil İnalcı'a, Ahmet Arif'e, Özdemir Nutku'ya, daha birçoğuna, kimlerin geçtiği, kimlerin kokusunun o taşlara sindiğini düşünerek yüreğimin titrediği, geçmişim, bugünüm, yarınım, gururum. Kütüphanecilik ve kütüphaneciliğin genel anlamdaki uluslararası düzeyde tanımlanış biçimiyle bugünkü geldiği anlamıyla kütüphanecilik ve enformasyon bilimi ise araştırma nesnesi ve nesnesinin öznesi çok özel iki eşsiz değere vurgu yapan, yani araştırma nesnesi bilgi, bilginin nesnesi insan olan iki değerli varlığı toplumsal epistemoloji açısından inceleyen, irdeleyen ve bu iki eşsiz değerin arasındaki bağı mümkün olan en üst düzeyde kurulması için çaba gösteren varlığım, varlık nedenim, bilginin ve bilgi mirasının aktarıcısı ve yaşatıcısı. Fahrettin hocamızın sözleri. Bilgi ve belge yönetimi bölümü. Bilgiye ve belgeye değer katan disiplin. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi. Farklılıklarıyla fark yaratan Cumhuriyet'in eseri, bilimin yuvası, ülkemizin aydınlık yüzü. Evet, Özlem hocamız. Özgün adıyla kütüphanecilik, bugünkü ismiyle bilgi ve belge yönetimi bölümümüz, Ankara Üniversitesi çatısı altında bilgiye en yüksek ve yüce değerini vermek üzere kurulan felsefesi ve uygulamalarıyla bilgiyle insan, bilgiyle geçmiş, bilgiyle teknoloji ve gelecek arasında bağ kuran, araştıran, sorgulayan, çözümleyen ve toplumun her kesimini kucaklayabilen öncü, yenilikçi bilim ve meslek insanı yetiştirmenin ötesinde akademik bir yuvadır. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültemiz, Atatürk'ün milletine hediyesi olarak kurulan Türk medeniyeti dilleri, tarihi, coğrafyasını, dünya uygarlıklarının dil, düşün ve kültür konularıyla, bilim, ilim ve felsefesiyle buluşturan
birleştiren, öz benliğini dünyaya tanıtan, toplumsal ve küresel değerlerle beslenen çok renkli bir mozaiktir. Evet, Fatih hocamız. Bölümümüz hem kütüphanecilik hem de arşivcilik alanında ülkemizin en güçlü, en parlak yanan meşalesidir. Fakültemiz ise bende güçlü bir özgürlük hissi uyandırır ve daima Mustafa Kemal Atatürk'ü hatırlatır. Hakan hocamız. Bilgi ve belge yönetimi önemli bir sermaye olan bilgiyi organize ederek ona gereksinim duyanlara ki okuyucu veya kullanıcı diyoruz, nasıl ve nereden erişiklerini gösteren ve böylelikle yeni bilgi üretim dizgesine katkıda bulunan disiplinler arası bir bilim dalıdır. Fakültemiz ise ismiyle ilk, ismiyle tek ekollerin menşeidir. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni başkentinde kurulmuş ilk üniversite fakültesi ve kültür alanında, dil alanında, tarih ve coğrafya alanında bilgiyi üretme ve bilgiyi nakletme görevi üstlenen, aslında Türkiye'nin umudu olan, bilimi, araştırmayı, çağdaşlığı önemseyen, topluma önemli katkılar sunan önemli bir fakülte. Kütüphanecilik, diğer adıyla bilgi ve belge yönetimi bölümü ise bu kıymetli fakültenin bilgiyi yönetme ve bilgiyi eriştirme alanındaki ilk ve en önemli bölümlerinden bir tanesi. Türkiye'nin dört bir yanına bu alanda nitelikli uzmanların yetiştirilmesi, geçmişten bugüne bu görev üstlenen önemli bir bilim yuvası olarak görüyorum. Evet, Korcan hocamız, genç arkadaşlarımıza geldik. Bilgi ve belge yönetimi bölümü, bilgi toplumu olma sürecinde bireylere bilgi okuryazarlığını öğretebilecek ve ihtiyaç duyulan bilginin veya bilgi kaynaklarının değerlenmesi, düzenlenmesi, erişimi ve yayımı sürecini içeren, bilgi yönetimi işlevini yapay zeka teknolojileri de dahil her türlü teknolojik araçla gerçekleştirecek insan gücünü yetiştirmek için kurulmuş olan bölümdür. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi ise adını Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün bizzat verdiği ve onun yüksek uygarlık idealini gerçekleştirme isteği üzerine 1935 yılında kurulan, bugün de ilk günkü heyecanıyla bu ideali gerçekleştirmek için çalışan, yüksek aidiyet duygumla bir parçası olmaktan gurur duyduğum fakültedir. Neslihan hocamız. Kütüphanecilik, bilgiyi ilmek ilmek işleyen, onu denetim altına aldıkça bir o kadar da özgürleştiren, bu sayede toplumun ve bilimin ilerlemesini hedefleyen disiplinimizi yaşatan bölümdür. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi ise biricik Atatürk'ümüzün, Cumhuriyet'in bilim ve kültür birikimini korumak ve sürdürmek amacıyla bizlere armağan ettiği eşsiz çocuğudur. Demet hocamız, 3 kişi kaldı. Kütüphanecilik bölümü benim için ne ifade ediyor? Bölümüm hayatımın dönüm noktası, mesleğimle ve bir bilim alanıyla tanışmam, benimsemem ve adanmışlığım. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi ise fakültem. Hayattaki gerçek yol göstericinin bilimin kılavuzlu olduğunu vurgulayan sözü anlamda taşıyan ve benim bu sözün altından geçmekten gurur duyduğum okulum, öğrenmeye ve öğretmeye adanmışlığım. Ayşenur hocamız, o da 2 ayrı video göndermiş. Önce DTCP ile ilgili olan. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türk dilini, Türk tarihini, Türk kültürünü korumak ve yaşatmak amacıyla kurulmuş olan, sosyal bilimlerde pek çok bilim dalını yaşatmaya devam eden ve benzeri olmayan bir eğitim yuvasıdır. Ve bölümümüz hakkında görüşleri. Bilgi ve belge yönetimi bölümü, toplumun ihtiyaçlarına yanıt vermek için çeşitli hizmetler geliştirecek ve yine toplumun kültür seviyesini artırmak için çabalar sarf edecek kişileri yetiştiren, sahip olduğumuz bilgi birikimini ve kültürel belleğin geleceğe aktarılmasında ve bunların korunmasında uzmanlaşma sağlayan, insanların hayatlarına dokunan disiplinler arası bir bölümdür. Ve son olarak
İhsan hocamız. Bilginin ve aydınlanmanın ışığı olan bilgi kaynaklarının kullanıcılarla buluşmasını sağlayan bilgi profesyonelleri, kütüphaneciler ve arşivciler yetiştiren bölümdür Bilgi ve Belge Yönetimi bölümü. Genç Cumhuriyetimizin akademideki ilk tohumlarının filizlendiği, adıyla, tarihiyle ve Türkiye'mize kazandırdığı nice değerlerle mezunu ve bir parçası olmaktan her zaman gurur duyacağım fakültem, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi. Evet, şimdi sanıyorum sunuma devam edebilirim, bir problem yok. Videolarımız burada bitti. Biraz da öğrencilerimize bakmak istedim. Yalnız vaktimiz epeyce ilerlemiş, onun için çok hızlı geçeceğim. Bu sunum için değil ama ben dersimin bir parçası olarak öğrencilerimden şunu rica etmişim bu dönemin başında. İşte bir Vivaldi'nin dört mevsimini dinleyin ama önce bir sadece dinleyin. Ondan sonra Vivaldi hakkında bilgi edinin ve tekrar dinleyin. Onun yaşadığı dönem, hayatında yaşadığı sıkıntılar ya da güzellikler, onları dinledikten sonra tekrar dinleyin ve yorumlayın sizin üzerinizde bıraktığı etki bağlamında ve de kendi mesleğinizi uyarlayın isteğinde bulunmuştu. Onu yaptı arkadaşlarım ve ilk şeyde dört mevsimin ne anlattığı, üzerinde hangi etkiyi bıraktığını verdikten sonra buraya geçiyorum, zamanımız kalmadığı için. Yalnız şu yukarıdaki şeyi kapatamıyorum ben, Ali Bey de galiba. Yapabileceğim bir şey var mı bilmiyorum. Yukarıda şerit halinde bölümümle ilişkili düşüncem demiş. Acaba bu görünüyor mu? Slide görünüyor mu acaba? Şu anda görünmüyor hocam slide'ımız. Ne görünüyor acaba hocam? Hocam boş bir ekran. O ses sırasında paylaştığınız ekran gözüküyor. Anladım. Anladım. Evet. O iyi olmadı. Evet. Bundan sonrası da galiba o şey kapanmadığı sürece böyle idare edeceğiz. Ben hızlıca geçeyim o zaman. Öğrencilerimizin bölüm hakkındaki Vivaldi'nin dört mevsimine dayalı olarak söyledikleri şöyle diyor. İlkbahar ve sonbahardaki huzur, mutluluk duyguları okuduğum bölümüm ve bölümümün insanlığa kattığı yararı üzerine düşündürdü. Çünkü bilgi, insanlığı bugünlere getiren yazılı, sözlü, genel geçer her türlü haliyle insanlığı şu anki yaşamına ulaştırdı ve halen devam etmektedir. Bilgi hizmetleri açısından insanları bilgiye ulaştırmak, onları bilgilendiriyor olmak, yalnızca bilgi değil, duygularla da bir araya gelmesini, kitaplar ve diğer bilgi kaynakları sayesinde sağlayarak bunun sürekliliği için çalışan kişiler olmanın mutluluğunu hissettirdi. Yaz ve kış mevsimlerinde yer alan endişe duygusu, nadir olan eserlerin korunmasındaki endişeyi, kullanıcıları bilgiyle bir araya getirirken onların bilgi isteğini karşılamadaki acaba bu bilgi kullanıcının istediği bilgiyi karşılayacak doğru kaynak mı endişesini uyandırdı. Kısacası sorumluluğun verdiği endişeydi bu. Yaz mevsimindeki her şey yoluna girecek duygusu ise tüm endişelere rağmen mesleğimin amacının ne kadar güzel şeyler barındırdığını tekrardan hissettirmekte diyebilirim. Ben bu ifadelerin hiçbir üzerinde oynamadım. Olduğu gibi yerleştirdim. Öğrencilerimizin o çok güzel görüşlerine devam edemeyeceğim ama dönüşümü bir de okumalarını istemiştim. Franz Kafka'nın. Belki ona da bir şöyle bakmakta yarar var. Ve onun hepimiz okumuşuzdur mutlaka. Bölümle ilgili üzerlerinde yarattıkları etkiyle ilgili bir tanesini en azından okuyayım istiyorum. Kitabı bölümümüzle bağlantısını değerlendirecek olursak,
Tabii önce dönüşümü ve oradaki ana karakterin yaşadığı duyguları analiz ediyor. Sonra da değerlendirecek olursak bilgi, bitmek tükenmek bilmeyen deniz kumu gibidir. Ne kadar ihtiyaç duyarsak o kadar çok bilgiye ulaşırız ve ulaşmak için uğraşırız. Gerekli bilgileri bulurken bazen kendimizden, zamanımızda hatta birçok şeyden ödün vermek durumunda kalırız. Ancak erişmek istediğimiz bilgilere yardım alarak da ulaşabiliriz. Yardım alacağımız yer ilk önce internet olsa da en büyük bilgi erişim yerleri bilgi merkezleridir. Alacağımız yardımlar sayesinde daha çok bilgiye erişebiliriz ve bu şekilde hem kendimizin hem de karşımızdaki insanlara yeni bilgiler sağlayabiliriz. Her iki tarafın özgürlüğünü göz ardı etmezsek hayat daha güzel ve daha bilgili olacaktır demiş sevgili öğrencimiz. Hemen buradan öğrencilerimizin yaptıklarına artık onların söz yeri olsun. Onlara değinmek istiyorum. Biz de öğrenci toplulukları 1957 yılında yani daha kütüphanecilik enstitüsü varken kurulmaya başlanmış. Biz de hocalarımızdan aldığımız bir emanet gibi onu korumaya çalıştık. Ben de genellikle bu öğrenci topluluklarının danışmanı oldum. Ve onlarla beraber özellikle 1995 itibarıyla öncesinde tabii ki yine bölüm hocalarımızın emekleri çok fazla. Kütüphanecilik Enstitüsü Kulübü'yle başlıyor. O ad verilmiş 1957'de. Ve bu enstitü biraz önce gördüğünüz üzere şöyle yapalım. Kütüphaneciliğin Sesi diye bir bülten çıkartmış. Hatta bu enstitü önce Kütüphanecilik Enstitüsü Kulübü yani KEK kısa adıyla tanınmış. Ve sadece yayın faaliyetinde bulunmamış, meslek içi iletişim, sosyal dayanışmayı sağlamak üzere de seri konferanslar düzenlemiş, çaylar düzenlemiş, geziler ve sanat etkinlikleri düzenlemiş. Sonrasında tabii bu KEK Kütüphaneciliğin Sesi'nden önce KEK bülteni olarak 1957-64 yılları arasında yayınlanmış. 64'ten sonra da Kütüphaneciliğin Sesi adını almış. Çok değerli yazılar var. Sonrasında 1995 yılında Edebiyat Postası bültenini de çıkaran Edebiyat Topluluğu diye üniversitemiz toplulukları, öğrenci toplulukları arasında gene bölümümüz öğrencilerinden sadece oluşan bir topluluk kurduk. Bu topluluk da aynı daha önce Kütüphanecilik Enstitüsü Kulübü'nün yaptığı gibi özellikle hocalarla öğrenciler arasındaki bağı güçlendirmek ve meslek camiasında bazı meslektaşlarla bazı iletişim süreçlerini yaşantılamak üzere toplantılar, kariyer günleri düzenledi. Sinema etkinlikleri, işte CSO biletleri, toplu tiyatro biletleri, konser biletleri alarak öğrencilerin de kaynaşmasını olanaklı kıldı. Sonra aynı topluluk sinema topluluğu olarak ad değiştirdi 2001 yılında. Ve o da daha kapsamını genişleterek bilgi topluluğu adını aldı. Ve bilgi topluluğu üniversitemizin genel öğrenci toplulukları yönergesinin değişikliğiyle alt değişikliğine gitti. Çünkü altta Ankara Üniversitesi ibaresinin bulunması da gerekli görüldü. Biz de dedik ki hazır alt değiştireceksek çünkü Ankara Üniversitesi öğrenci topluluğu bilgi topluluğu olmuyordu. Yani biraz o nedenle daha uygun olsun diye zaten çıkarttığımız Bilgisizsiniz adıyla bir bültenimiz vardı. Onun adını topluluk adımıza ekledik. Yani Ankara Üniversitesi Bilgisizsiniz öğrenci topluluğu oldu. Bugünkü adımız bu. Yani şöyle diyebiliriz, bu topluluğun geçmişi 1995 yılında edebiyat topluluğuna dayanıyor. Çünkü kulüp biraz ara vermiş, sonrasında ad değiştirerek bugünlere kadar gelmiş. Ama geçmişe bakarsak 1957 yılına kadar geçmişi
dayanıyor. Şimdi bu topluluğun yaptığı, yani bugünkü Bilgisizsiniz topluluğunun yaptığı çalışmalara şöyle bir bakmak istiyorum. Köy kütüphaneleri kuruyoruz biz. Ve bugüne kadar kurduğumuz köy kütüphanesi sayısı 11'i buldu. İlk 2009-2010 öğretim yılında başladık. Aslında daha önce de kitapları topluyorduk ve köylere özellikle gönderiyorduk ama kargoyla gönderiyorduk. Onları buraya almadım ama 2009-2010'dan itibaren programlı bir şekilde kütüphanelere kaynakları toplayıp genellikle de kullanılmamış olan yayın evlerinden kaynakları topluyoruz. Bu bir aslında model de oldu. Diğer öğrenci topluluklarına da model oldu. Çünkü nasıl yaptığımızla ilgili epeyce doküman ürettik ve diğer üniversitenin topluluklarıyla paylaştık. Bize başvuruda bulunan özellikle köy tercihimiz ve ilkokul olursa tercihimiz ama köyde bulunan bir ortaokul da olabilir. Ve gerçekten kütüphanesinin olmaması ve gerçekten ihtiyacının olduğunu, yani hepsinin ihtiyacı var ama içlerinde en ihtiyacı olan ve tabii ki kriterlerimizden biri de mekan çok önemli. Yani o çocuklar orada sıkışmış yerlerde ya da sınıflarda bulunan iyi koşullarda olmayan raflarda bulunsun istemiyoruz. Böyle bir şenliğe dönüşüyor. Burada kütüphanelerimizi görüyorsunuz. Farklı yerlere gitmeye çalıştık. İlk gittiğimiz yerde 3 kütüphane birden kurmuştuk. Afyon, Niğde'dir ilk gittiğimiz yer. Keçikalesi Köyü, Bor'daki Balcı 100. Yıl İlkokulu ve Çiftlik Lisesi'ni kurduk. Sonra Afyon'a gittik, Kayabelen'de bulunan ilk öğretim okuluna. Sonra Kastamonu, sonra Sakarya. Sonra Tefenli, Burdur'un Tefenli ilçesi, Samsun, Ayvacık ilçesi ve Ağrı, Doğu Beyazıt. Doğu Beyazıt'ta iki köy kütüphanesinde kütüphane kurduk, okul kütüphanesi kurduk. Ve en sonda 2018-2019'da Silifke Kargıcak Köyü'nde kurduk. Kütüphaneyi kurarken bir şöleni dönüşüyor dedim. Çünkü köy yerinde işte imece usulü herkes işte kimisi baklava yapar, kimisi gözleme yapar. O böyle bir şenlik havasında geçer. Bizim öğrencilerimiz bir kısmı kütüphaneyi kurarken, çünkü kütüphaneciyiz, öyle kitapları götürüp bırakmak olmaz. Modelimizde mutlaka kitaplarımızı yerleştirmek var. Tabii öncesinde onları sınıflamak var, etiketleme yapmak ve onları kategorize etmek var. Tabii ki iyi bir seçim sürecinden geçiyor. Çünkü gerçekten çocukları çok yanıltıcı, iyi niyetli olmayan yayınlarda edinilmiş oluyor. Çocuklarla sohbetler ediliyor, ailelerle işte konferanslar, ben danışman olarak mümkün olduğunca anlatmaya çalışıyorum kız çocuklarının okutulması. Topluluk başkanımız, başkanlarımız 10 yıldır bu işi yapıyor. Onlar kısa konuşmalar diyelim, tam konferans demeyelim buna. Efendim, böyle bir öğrencilerimizin çabası var. Topluluğumuzun 2018'de yaptığı bir öğrenci kongresi var. Bölüm web sitemizde de var. Linklerine erişebilirsiniz. Topluluğun sayfasından da erişebilirsiniz. Bilgisizsiniz adıyla yayınladığımız dergilerimiz var. 15. sayımızı en son çıkardık. Onlara da tam metin erişim olanaklı. Efendim, tabii ki diğer bütün öğrenci topluluklarının yaptığı gibi işte kariyer günleri düzenlemek, seri konferanslar düzenlemek gibi işlevlerimiz de var. Gene sanat ve kültür etkinlikleri, hatta bazen sınıflarda sinema izliyoruz, birlikte bir filmi izliyoruz, sonra değerlendiriyoruz onu. Şimdi öğrencilerimizle ilgili bir de Erasmus'tan bahsetmiştim. Onu da gene şöyle büyütmek istiyorum ve yavaş yavaş artık toparlayın istiyorum. Anlaşmalı olduğumuz, daha önce sözünü ettiğim bölümlerimiz 2004 yılından bugüne kadar Polonya,
Torun'da bulunan üniversitemiz ve bölümümüz. Bu fotoğraf Litvanya'da bulunan bölüme ait. Bu fotoğraf, bilmiyorum cursor görünüyor mu sağda, Litvanya Vilnius Üniversitesi. Gene sağ altta Riga'da, çok güzel bir yer, oradaki bölümümüz. Pek Üniversitesi'ndeki bölümümüz. Hırvatistan'da, Zadar'da bulunan bölümümüz. Bizim güzel fakültemiz. Slovenya'da bulunan bölümümüzün fotoğrafı. Burada bilmiyorum, belki erişim aslında zor değil artık, öğrencilerimiz iyi bir bilgisayar okuryazarı olduğu için, ama gene de üniversiteler hakkında gidecek öğrencilerimiz için burada linkleri var. AB ofisinden edinilen linkler. Efendim... Ve de sonuç. Şimdi burada aslında bir video izletmek istiyordum çok kısa, ama hem zaman açısından izletmek istemiyorum, hem de videoda başımıza bir şeyler geliyor, ama lütfen izleyin. Coming Back to Life, Pink Floyd'un The Wall albümünden Coming Back to Life'ı izleyin. Orada şöyle bir mesaj vermek istiyordum. Yani sadece insanlar değil, aslında canlılar da bir hareketlilik halinde, bir telaş halinde ve yaşam mücadelesi verme halinde. Biz de canlılar olarak bunu yaşıyoruz, ama burada belki şuna vurgu yapmak gerekiyor. Ne olursa olsun yaşam devam ediyor. Ne olursa olsun değerlerimiz var, elimize tuttuğumuz güzel değerler var. Kütüphaneler, kütüphanecilik, bilime ve mesleğe ve kütüphaneciler olarak biz bilim ve aklın ürünü olan, organik gereksinimlerin ürünü olan, kültür ve anlayışın ürünü olan sosyal kurumlar olarak, eğitim kurumları olarak, aynı zamanda kültür, bilim ve düşünce kurumları olarak sizleri bekliyoruz. Her zaman var olacağız ve bu anlayışla kurguladığımız, inşa ettiğimiz hizmetlerimiz var, kütüphanelerimiz var. Yaşadığımız ve yaşatılan, kullanıcılarımız tarafından yaşatılan sistemler olarak varız. Burada bekliyoruz. Bir başka belki söylenecek şey, evet bugün veri tabanları var, tarama motorları, açık erişim sistemleri var, ama günün birinde unutmayın ki, ve de bugün için de aslında geçerli, veri tabanlarına kütüphaneler aracılığıyla erişebiliyorsunuz. Yani kütüphaneler o yüksek veri tabanı aboneliklerini ödedikleri için akademisyenlerimiz veri tabanlarına erişiyor. Şöyle bir algı var, yani nasılsa her şey internette, nasılsa veri tabanları var. Hayır, veri tabanları da olsa, tarama motorları da olsa, tarama motorlarındaki o bilgi, aşırı bilgi yükü dediğimiz, aşırı bilgi yükünden süzülmüş veri erişmeniz çok zor. Ve de biraz önce söylediğim disinformation ya da misinformation dediğimiz, hatta fake information dediğimiz, yani doğrudan doğruya sizi sahtekarlıkla kandıracak tuzaklar var. Kütüphaneler her zaman güvenli yerler olmuştur. Ve aynı zamanda eğitici kuruluşlardır. Çünkü veri tabanının nasıl kullanılacağını gelirsiniz kütüphanede öğrenirsiniz. Atıf nasıl verilir gelirsiniz orada öğrenirsiniz. Literatür taramasında süzme seçenekleri nasıl yapılır orada öğrenirsiniz. Efendim, rehberlik yapılır, danışmanlık yapılır. Veri tabanlarının bazı sorular sordum ama onları açmayacağım. Yayınlanacağı için orada Sayın Dekanım da söyledi. Ayrıntısını bulabilirsiniz. Bilgi böyle tarama motorlarında da olsa ücretsiz olmayacak. Kütüphaneler size... satın aldıkları bilgi kaynaklarını ücretsiz olarak belki bu dünyada tek sistemlerdir. Para yatırıp hizmetini parasız sunan tek sistemlerdir diyebiliriz. Geçmişten bugün öyle olduğu için. Ve kütüphanecilik
Belki kütüphaneler, kütüphanecilik tabii ki içerik değiştirecek. Tabii ki dinamik ve eşsiz iki değerli varlık, değişken iki değerli varlık üzerine çalışıyoruz. Ama her zaman var olacak. Yani uzaya da gidilse Asimov'un söylediği gibi başka gezegenlerde de belki var kütüphane ve gelecekte mutlaka olacak. Diyebilirsiniz ki yapayüz ve robotlar kütüphanecilerin yerini alabilir. Öyle yazılara bazen rastlıyorum. Onu da belirtmek isterim. Bookkeeper terimini kütüphaneci olarak çeviriyorlar ve bu kadar yanlış bir anlatım ve anlam katıyorlar bunu yapan kişiler. Kütüphaneler her zaman, kütüphaneciler her zaman var olacaktır. Çünkü yapay usun yaptığını düşünelim, eğitim işlevini ya da bazı hizmetleri. Fakat onu öğretecek, yani öğrenen makineler olsa bile ya da nesnelerin interneti olsa bile onların da bir süre sonra eğitimi gerekecek. Diyeceksiniz ki onlar kendini eğitebilirler. Bugün olağanüstü bir varlığız biz insanoğlu olarak. Öğrenme için çabamızı düşünelim. Muhakeme gücümüz olağanüstü istersek tabii ki. Yoksa akşama kadar uyuyabiliriz de tabii. Ama yetemiyoruz, yetişemiyoruz. Ve bu yaşam boyu öğrenme ve kendi kendini öğrenme ilkelerini yaşatacak tek yerler. Efendim, gelecek için son slaytım. Yaşamı sürdürmek ve yaşamı değiştirmek için bilgi ve bilgi sahibi olmanın çok önemli bir koz ve avantajı olduğunu ve hep de olacağını düşünüyorum. Kendiniz ve özellikle çocuklarınıza, çevrenize, işinize yatırım yapınız. Her anlamda okur yazar, yani işlevsel okur yazar, kütüphane okur yazarı, internet okur yazarı, medya okur yazarı, teknoloji okur yazarı, finansal okur yazarlık, sağlık okur yazarlığı ve enformasyon okuryazarlığı konusunda yatırım yapınız lütfen, onların teknikleri konusunda. Bizler size onların tekniklerini göstermek için varız. Onun için akademisyen olarak da ben de varım. Her türlü sorununuzu iletebilirsiniz. Bilgiyi, kütüphaneleri ve diğer bilgi erişim sistemlerini yaşamınızı anlamak ve anlamlandırmak için bilinçli bir biçimde kullanalım lütfen. Ve bu ülkede, bu güzel coğrafyada, bu olağanüstü ülkede hak eden kişiler, bunu hak eden, bugün bunu yaşayan kişiler olarak lütfen bilgi kültürünü inşa eden bir topluma dönüşelim. Tabandan tavanı olsun bu. Sadece kütüphaneciler, sadece akademisyenler ve bilim insanları olmasın. Elimizden geleni yapalım. Eğitimde fırsat eşitsizliklerini özellikle yaşayan dezavantajlı gruplar için. Son sözüm şu: etik, estetik, kültürel, bilimsel, tarihsel, ekonomik, toplumsal değerlere sahip çıkan, onları göz bebeği gibi koruyan, aktaran, kullanılır kılan, yaşatan disiplinimiz ve fakültemiz çok yaşasın. İkisinin de doğum günü kutlu olsun, nice yaşları. Çok teşekkür ederim. Sayın Hocam, biz teşekkür ediyoruz. Yaklaşık 2 saattir bizi aydınlattınız. Yani emekleriniz, hazırlığınız için çok teşekkür ediyorum Oya Hocam. Ben teşekkür ederim Sayın Hocam. Biz konuşmamızdan öncelikle kütüphanecilik ya da bilgi ve belge yönetimi bölümlerinin dünyada da değişik adlarla anıldığını konuşmanızdan öğrendik hocam, dünyanın değişik yerlerinde. İlk çağdan itibaren, Bergama Asya'dan itibaren biblioterapi denilen bir kavram olduğunu, kitabın insanları nasıl rahatlatabildiğini, bizim aldığımız eğitim sırasında çok klasik bir cümle vardı: en iyi arkadaş kitaptır şeklindeki sözün çok eskilere kadar gittiğini konuşmanızdan da öğrendik. Ayrıca Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinde kütüphaneciliğin nasıl 1950'li yıllardan itibaren ilk önce kuruluşunda Türk Dili ve Edebiyatı bölümü içinde seçimlik ders olarak başladığını, daha sonra nasıl geliştiğini ve 1970 yılında da binasının kavuşarak müstakil bir bölüm olarak varlığını devam ettirdiğini öğrendik.
Belki siz şey ettiğiniz konuşmanın sırasında belki vakit bulamadınız. Günümüzde de yani bu dönüşüm sırasında sadece kütüphane değil, belge yönetimi açısından da E-Beyaz'ın mucidinin yani ana bilim bölümümüz olduğunu, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik eski adıyla bölümünden Fahrettin hocamız olduğunu da ben hatırlatmak istiyorum burada. Bütün Türkiye'nin kullandığı ve işlerimizi çok hızlandıran ve kolaylaştıran E-Beyaz sistemini de yine kütüphanecilik ya da yeni adıyla bilgi ve belge yönetiminin bir ürünü, Türkiye'ye bir hediyesi olduğunu da hatırlatmak istiyorum. Hocam çok çok teşekkür ediyorum. Her ay Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nin konferanslarına devam edeceğiz. Ocak ayında Sayın Bekir Koç, Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nin kurulduğu yüzyıllardaki atmosferi bize anlatmıştı. Şubat ayında halk bilimden Sayın Profesör Doktor Serpil Cengiz hocamız halk biliminin serüvenini bize anlatmıştı. Mart ayında antropoloji bölümünden Sayın Ayla Erol Sevim hocamız bize antropolojinin Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'ndeki gelişimini anlatmıştı. Nisan ayında da Sayın Profesör Doktor Oya Gürdal bize bilgi mirasının aktarıcısı ve yaşatıcısı bir disiplin, kütüphanecilik bölümü başlıklı konferansını sundular. Sayın hocam çok teşekkür ediyorum. Hocam ilave etmek istediğiniz bir şey varsa sesinizi açarak lütfen buyurun hocam. Evet, bir anda gidiyor ses ve görüntü. Hocam çok teşekkür ederim. Ben hocalarımızın aslında bölümdeki hocalarımızın o kadar farklı şapkası var ki bölümde hoca olmanın dışında. Fahrettin hocamızın dediğiniz gibi sadece üniversitemiz, fakültemiz değil, Türkiye'de kullanılırlığı olan çok değerli katkıları var. Ve onun projeleri sayesinde Türkiye'de bu elektronik ortamda belge yönetimi, tabii ki diğer üniversitelerde çalışan değerli hocalarımızı da anarsak ama somut adımı ve standartize edilmiş bir anlamda patentini alsa yeridir diyebileceğimiz çalışmayı Fahrettin hocamız yaptı. Ama mesela uzaktan eğitime geçtik. Nevzat hocamız anında biliyorsunuz uzaktan eğitim fakültemiz kuruldu. Onun öncesinde biz hiç kayba uğramadan online eğitime geçtik. Ve de uzaktan eğitim merkeziydi o zamanki adıyla. Oranın müdürüydü. Gece gündüz çalıştı biliyorum. Sabahlara kadar üniversitede kaldığını biliyorum. Doğan hocamız çok çok yıllar öncesinden başlayan kütüphanemizin aynı zamanda kütüphane ve dokümantasyon daire başkanlığını, rektör yardımcılığı koordinatörlüğünü, direktörlüğünü yaptı. Yıllarca emek verdi. Diğer hocalarımıza baktığımızda yani seminerlere gidiyorlar işte yani durmak bilmeden işte üniversitemizin komisyonlarında, fakültemizin komisyonlarında elimizden geldiğince yer almaya çalışıyoruz. Onlara zaman kalmadı. Onları ya başlı başına çünkü bir neredeyse konferans konusu yaptıkları çalışmalar. Ben çok teşekkür ederim. Böyle bir şey başlattığınız için, bu duyarlılığınız için ve varlığınız için, emekleriniz için çok teşekkür ederim Sayın Hocam. Ben Ali de, Bey'e de çok teşekkür ederim. Evet. Çok uğraştı. Sağ olsunlar. Evet. Toplumumuzdaki değişiklikler, dinamikler, sürekli değişimleri belki karşısında belki en çok ihtiyaç duyduğumuz bölümlerden bir tanesi bilgi ve belge bölümü. Yani vurguladığınız gibi yani dünyamız artık iyice dijitalleşme ortamına doğru gidiyor ve bu ortamda bilginin doğru olarak toplanması, tasnif edilmesi, sistematik tasnif edilmesi ve geleceğe aktarılması konusunda çok önemli bir rol oynuyor
Yani bilgi ve belge yönetimleri eski adıyla kütüphanecilik bölümü. Bundan dolayı emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Aramızda olmayanlara Allah'tan rahmet diliyorum ve saygıyla anıyorum. Efendim, Mayıs ayında tekrar buluşmak üzere efendim. Teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler diliyorum. Sağ olun. İyi günler hocam.